Şimdi ben bir şey söylemek Buyur belki. istiyorum. Benim burada sinirlendiğim şey bana önceden söyleyip söylememesi değil. Ben bunu sorduğumda çelişkili konuşmasıydı. Benim söyledim. Yani beni burada sinirlendiren, beni geren, hani benim burada kuruntu yapmama, takıntı yapmama sebep olan şey, ben Ayca'nın da söylediği gibi her sorduğumda altından sürekli bir şeyler eklenmesiydi beni burada sinirlendiren. Yoksa tabii ki olabilir. Geçmişte hepimizin burada hiç kimse sütten çıkma ak kaşık değil yani, tertemiz değiliz yani, hiç ilişkimiz olmadı mı? Herkesin ilişkisi oldu burada. Benim kafama takılan bu değildi. Sadece onun verdiği cevaplar beni bu kadar bu noktaya getirmişti yani. Dün buradan çağrı da yapmıştık. Geldi Bediran. Bakalım eli o kadar kuvvetli miymiş gelip yüzleşecek kadar. İzleyelim, kime hak vereceğiz? Benim bir kadın için burada olmayacağını da biliyor dedi. Herkese bunu söylemedim. Söyledim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Sen gelsene dışarı. Sen de gelsene kardeşim. Öyleyim. Gönderdiğin videoyla alakalı. Şu videoyla alakalı şimdi. Evet. 7-8 aylık bir birlikteliğimiz oldu dedin. Evet. İşte beni kıskandırmak için girdim falan filan bir şeyler söyledin. 1 Mart. Onunla alakalı bir açıklama bekliyorum senden. İlk tanışma tarihimiz 1 Mart. Tamam. Onu olmuş değil mi? 1 Mart'ta mı tanıştınız? Buraya gelmeden önce. Çalışmadım. Elimdekilere bakmaya çalıştım. Bir dakika ya. Bir sosyal medyadan ilk yazışmalarımıza baktım. Allah konuşmalarımıza baktım. Bir dakika. Ben buraya direkt somut delillerle geldim. Evet, 1 Mart'ta konuştuk. O an bir 10 günlük bir ilişkimiz oldu. Geldi. İlişkimiz benim yanıma mi? Geldi. Evet. Benim yanıma geldi. Orhan Gazi'de birlikteliğimiz oldu. İşte Yalova'ya gittik, balık yedik falan filan. Sonra sosyal medya yüzünden aramızda bir sıkıntı oldu. O beni değiştirmeye çalıştı. Ben onun kabullenmesini istedim. Olmadı. Tekrardan görüştük. Aradan bir 15-20 gün bir zaman zarfı geçti. O ara konuşuyoruz ama. Tamam. Tekrardan Bursa'da görüştük. Birlikte sinemaya falan filan. Sinema. Ondan sonra evet. Ondan sonra yine bir ayrılık oldu. Çeşme'de karşılaştık. Tamam. Ondan sonra Bursa'da bir yerde denk geldik. Gönderdim bir sepet gül. Hı. Yine konuştuk. Oradan çıktık birlikte. O gece birlikte eğlendik. Mekandan çıkarken bu başka bir yere gitmek istedi. Tamam. Ben istemedim. Ha, benim arkadaşım aramızda vardı yanında. Büyük bir tartışma oldu. Ne? Evet, tartışma oldu. Sen gideceksin, ben gitmeyeceğim. Gitersin, gitmem. Ailem varsa gördün. Döndük. Ne? Ondan sonra tekrardan görüştük. Tekrar. En son kaç defa kısımda görüştünüz siz toplamda? 1, 2, 3 Söyledik de ama bir ilişkimiz oldu diyorsun. Evet. Bunu bir duygusal bağımız oldu. Bunu kanıtlayabilir evet misin? Sen bir de ben seni dinleyeyim. Sen de bir söyle. Sen çünkü duygusal bana bir ilişkimiz olmadı derken dedim. Şundan bahsediyorum. Bediran'a göre 10 günlük ilişki çok büyük bir ilişki, uzun bir ilişki. Bunu zaten kendisi de kabul ediyor. Bana göre 10 günlük bir ilişki daha yeni başlamış bir ilişkidir. Anladın mı? Zaten biz Bediran'la konuşmaya başladık. Bediran'ın o sosyal hayatı bizim aramıza girdi. Birden koptuk. Ha, bu adam diyor ki beni kıskandırmak için buraya geldi. Böyle bir şey kardeşim yok. Bunu söylüyorsun sen. Hayır, öyle bir şey yok. Alakası dahi yok. Sen bu adamı mı istiyorsun? Hayatında benim için. Ben seninleyim Berker burada. O zaman... Kimseyi de istemiyorum. Bravo. Ay çocuğa bak, Berker, rahat rahat. Önce Berker'e yani çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok, çok asil, çok onurlu bir davranışta bulmuş. İkisi mantıklı. Ya gerçekten sayıyor adam. Ona evet. Önce 10 gün aşk yaşadık, ilişki mi ilişki? Parmakla sayılan buluşmalar ilişki midir? Evet, değil. Bir mekanda... Bir kere sinemaya gittin, bir kere de restoranda balık yedin, bir kişiyle tesadüfen iki arkadaş grubuyla ayrı gittiğin yerde karşılaşıp çiçek yollayıp jest yapmışsın. İlişki midir? Değildir. Ha, yazlık mekanda Çeşme'de rastlamak ilişkinin parçası mıdır? Değildir. Bu adamın ilişki anlayışı farklı demek ki. Seda Hanım, artı Gözde şurada da doğruyu söylemiş. Ben dün çok dikkatle dinledim. Şöyle bir şey ima etmişti. Bediren'in hayatında çok fazla kadın olduğunu, çok fazla kız olduğunu, hareketli olduğunu, o yüzden istemediğini söylemişti. Zaten burada da üstü kapalı ne diyor? Benim sosyal medyadaki bazı hareketlerim yüzünden tartıştık ve başlayamadık diyor. Ben de değişmedim diyor. Üstü kapalı bu ne demek? Bir kadın bir erkeğin sosyal medyadaki hangi hareketlerine sinirlenir? Seda Hanım, çocuğun demek istediği şu, çocuk kopmayan bir bağımız zaten var diyor. Belki ama adamda var kardeşim. Ona göre. Yani ama, ben ama konuşuyormuş ama her kere karşılaşıyormuşlar, konuşuyormuşlar. Yani ben burada Gözde veya başka bir genelde aynı şeyi söyledim. Üç kere görüşeceğim, dördüncüsü de buluşmak istemeyeceğim. Seda, evet Seda. Mekanda çiçek yollayacak, yazlık yerde rastlaşacağım. İlişki yani mi bu? Ya i̇nşallah. Yok, ilişki değil zaten. İlişki falan değil. Damatlar çocuk, neye gülüyorsunuz?
Sedam, sadece şuna gülüyorum. Yapmaya çalıştığı şeyi başaramadı ya. O konuda Berker'e gerçekten de helal olsun. Evet, çok helal güzel olsun. Ha, işte bu kadar. Ya. İşte bu kadar ya. De, kadının şuna... yüzü orada. Kıskandırmak için olsa mırın, kırın, ay, mar. Veya gerçekten karşılıklı bir duygu paylaşımı olsa o şekilde oturamazdı. Anlatabiliyor muyum? Bir insan istiyorsan alana kadar uğraşırsın, alırsın. Aynen. Sen şimdi bir kadını seveceksin iddia ettiği gibi. Yoğun duyguların ilişkin olacak. Ondan sonra aynı mekanda rast gelirsek'e bırakacaksın. Oldu, veya oldu, oldu. Yazlık yere denk geleceğiz. Popüler bir yer olacak orası da. Orada da yolda karşılaşacağız. O zaman da ilişkimiz... Ondan sonra televizyona... Ya seviyorsan kapıda yatmaz mısın? Öyle biz bile öyle değil miyiz kadın halimizde? Bence çocuk ağzının payını aldı ve gitti yani. Rezil olduğuyla. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki se kısmetse olur. Düşlerin...